Rabbimiz Celle Celaluhu bu iyiliğin püf noktasını bizlere hatırlatıyor. Estağfirullah. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِ اَنْفُسُكِمْ Siz ne hayrı yaparsanız bilin ki onu kendinize yapıyorsunuz. Allahu Ekber. Yani biz birisine bir iyilik yaptığımız zaman, birisinin karnını doyurduk diyelim ya da birisine bir ikramda bulunduk, yardım ettik, efendim bir paylaşımda bulunduk. Yani elbette karşı tarafa bir faydamız oluyor ancak burada en büyük fayda kendimize verdik, kendimize kazandırdık. Ahirete yatırım yapmış olduk. Yani bazı insanlar bu işlerin kıymetini bilmeyebilir. Hani ne derler? Efendim merhametten maraz doğar gibi bazı ifadeler kullanır. Kıymet bilmeyen insanlar için. Ama ne demiş atalarımız? Güzel Türkçemize de iyice yerleşmiş. İyilik yap, denize at, balık bilmezse Halik bilir. Olay bu. Yani insanlar bunun kıymetini bilmese de, biz iyilik yaptığımızda bundan körlük yapsa da, yani uzun uzun iyilikler yaptığımız zaman da onun kıymetini bilmemiş olsa bile, ya artık tamam ben iyilik yapmayacağım, etmeyeceğim, yardım etmeyeceğim demekten ziyade bu yaptığımız iyilik kendimizedir aslında. İşte Allahu Teala وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِ أَنْفُسُكُمْ Siz hayır adına ne harcarsanız harcayın, ne yaparsanız yapın, bilin ki onun faydası sizedir. Yani kendiniz için yapıyorsunuz. Amel defterlerimizi açtığımız zaman orada yaptığımız bu iyilikleri, bu sevapları, bu hayırlı işleri göreceğiz ve orada özellikle kıymet bilmeyen insanlara rağmen biz bu işi yaptığımız zaman Allah'ın izniyle bu işin sevabı da daha fazla artmış oluyor. Hani bazen öyle oluyor ki cemaate kızıyor, adam camiyi terk ediyor. Hocaya kızıyor, camiyi terk ediyor. Efendim dışarıda birisine bir laf söylüyor, camiyi terk ediyor. Bu doğru bir şey değil. Ne olacak? Biz tamam insanız. Birisi yanlış yapmış olabilir. Yani cemaatten birisi birisine bir laf söylemiş olabilir. Yani bu neticede insandır. Biz camiyi terk etmeyeceğiz. İyilik yaptığımız insan bu işin kıymetini bilmemiş olabilir. Ama biz yine muhtaç durumda ise, ailesi muhtaç durumda ise, çoluk çocukları muhtaç ve mağdur durumda ise, biz elimizden geldiği kadar iyiliği yapacağız. Ve iyiliği de sadece Allah için yapacağız. Bu bizim kendimize ahiret için hazırladığımız müthiş bir erzaktır. Bakınız şimdi ayetin hemen devamında وَمَا تُنْفِقُونَ اِلَّا بِتِغَى وَجْهِ اللّٰهِ Siz infak edin, Allah yolunda harcayın ancak sadece Allah için yapın. He demek ki birisine kızdık, vazgeçtim, daha yardım etmeyeceğim değil. Biz onun için yardım etmiyoruz ki, falanca filanca hiç. Biz Allah için yardım ediyoruz. Dolayısıyla yani birilerinin ileri geri konuşması, hatta bazen öyle oluyor. Sen niye ona yardım ediyorsun? Komşuna niye yardım ediyorsun? Efendim o onu fakir görüyor, ona niye yardım ediyorsun? Onun durumu iyidir, şöyledir, böyledir. İleri geri konuşan, haset, fesat yapan insanlar da çıkıyor. Ne yapacağız? Biz bu tür insanlara aldırmayacağız. Biz nefsimizin de bu işten vazgeç böyle gıdıklamalarına, kandırmacalarına aldırmayacağız. Ne yapacağız? İhtiyaç sahibi olan kişi varsa biz elimizden geldiği kadar onlara yardım etmeye çalışacağız. Ve bunu da sadece Allah rızası için yapacağız.